Merhabalar, FK Tarot'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomda 17 Ocak haftası aklımızdaki kişi, kalbimizdeki kişinin düşünce, duygu ve şu anki anlık enerjisine bakacağız, neler yaptığına. Yani daha doğrusu 17 Ocak haftası için neler yapıyor, bununla ilgili bir tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Bir saniye arkadaşlar, videoda bir sıkıntı oldu sanki. Evet. Niyetime geçmeden önce arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. 7 Şubat'ta tarot eğitim sınıfımı açıyorum Allah'ın izniyle. Katılmak isteyen, eğitim almak isteyen benimle birlikte bu enerjiyi bu enerjiyle rezone olmak isteyen kişileri bekliyorum. Aşağıda bırakacağım WhatsApp iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca özel danışmanlıklar için de yine WhatsApp hattından görüşebiliriz sevgili canlar diyorum ve hemen niyetimi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan. Bu videoyu dinleyen kolektifteki enerjilerin aklımızdaki kişilerle ilgili duygusu, düşüncesi, eylemi nasıl olacak? 17 Ocak haftasında bununla ilgili tarot açılımı yapmaya niyet ettim. En doğru bilgileri en doğru bir şekilde hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve sevgili aklımdaki kişinin duygu, düşünce ve hislerine bakalım bakalım. Aklımdaki kişi 17 Ocak haftası. Aklımdaki kişi. Aklımdaki kişi 17 Ocak haftası. Bir de bakalım bakalım bu aklımızdaki kişiler, ayrı olanlar. Venüs geriliyor, Merkür geriliyor. Bu Venüs ve Merkür gerilemesinde eski partnerlerin tekrar bir gelmesi söz konusu olur normalde. Bakalım bakalım gelmeyenlerinki ne durumda, hangi enerjilerde, gelenler de hangi enerjiyle gelmiş. Bu açılımda bunların hepsini görebiliriz diye hissediyorum ve düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet, burada da en son size söylemek isteyeceği konuşturma kartlarından kartlar seçeceğim ama önce açılımımızı bitirelim. Ondan sonra onu seçeceğim. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve düşüncesiyle başlayacağım sevgili arkadaşlar. 17 Ocak haftasında düşünceleri şöyle hemen söylüyorum. Aslında biraz bencillik var. Aslında her şeyi kendine saklama var. Yani her şey benim olsun istiyor aslında. Sevgisini de göstermemiş şimdiye kadar. Olan sevgisini göstermemiş. Kendine ait olan hiçbir şeyi paylaşmak da istemiyor bu arada aklımızdaki kişi. Maddi olarak da sanki birazcık yine bir bencillik söz konusu. Burada da bir maddiyatla ilgili bir durum söz konusu ama burada aklınızdaki kişiyle eğer bir para alacak verecek meseleniz varsa aklınızdaki kişi bu parayı vermek istemiyor. Benim deyip sahipleniyor sanki. Böyle bir düşüncesi var. Vermek istemiyor. Aynı zamanda gerçekten bu sizinle olan bu ilişki için düşünüyor, düşünmüyor değil. Bunu bilin. Beni düşünüyor mu, bu ilişkiyi düşünüyor mu diye soran arkadaşlarım. Evet, sizi düşünüyor, bu ilişkiyi düşünüyor, sorguluyor, işin içinden çıkmaya çalışıyor. Yolunu aydınlatmak istiyor. Aynı zamanda bazı şeyleri kendi içinde sorguluyor, muhakeme ediyor. Düşüncesinde bu durumlar var sevgili arkadaşlar. Ama bu hafta belki de hafta sonuna doğru ya da işte bazen zıki değişebilir. Bir gelme niyeti var, bir adım atma niyeti var. Yani küçük de olsa size kendini gösterme niyeti var sevgili arkadaşlar. Belki bir merhaba diyebilir. Belki arayabilir, belki bir mesaj çekebilir.
Ama bir an önce de yapmak istiyor, bir yandan da bir tutkusu var, aceleciliği var. Ya da aklınızdaki kişi biraz yaşça sizden küçük de olabilir. Ya da bazılarınızınki acemi gibi davranıyor olabilir, çocukça davranıyor olabilir. Ya da size yapacağı eylem küçük bir eylem olabilir bu hafta sevgili arkadaşlar. Peki şu anki gündeminde ne var? Gündeminde bir başlangıç yapmış ama bu başlangıçta ikilem yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Ya da bir başlangıç yapacak önümüzdeki hafta içinde. Kararsızlığı var. Bir türlü ne yapacağını da bilemiyor. Bir adım atmış, yine de işte gözü arkada kalmış gibi bir durum söz konusu. Yani akşam başka bir şey söylüyor, sabah başka bir şey yapıyor gibi durumlar var. Aynı zamanda bazılarınızın aklındaki kişinin adaletle ilgili bir gündemi söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Çok fena esneme tuttu. Bilmiyorum niye böyle aklınızdaki kişilerden mi geliyor bu ağırlık, sizden mi geldi bilemedim ama. Hakikaten bu açılımda bir ağırlık söz konusu. Bir türlü konuşamıyorum yani. Dediğim gibi bir adaletli durum söz konusu. Bu adaletli konuyla uğraşabilir bu hafta ya da ilahi adaletin tecelli edeceği bir hafta olabilir aklınızdaki kişi için. Ya da artık bu kişi adil bir karar vermek, haklı bir karar vermek zorunda kalabilir. Bu hafta aklınızdaki kişi karar verme haftasında olabilir ve bu kararı da adil bir şekilde, haklı bir şekilde, haklının hakkını verecek şekilde vermeye çalışacağı görünüyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda uzun zamandır beklettiği bir konu söz konusu olabilir. Bu konu siz olabilirsiniz. Bu konuyu yine aslında beklemeye alacak ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce diyeceksiniz ki adım atıyor. Evet, eylem yapıyor ama somut anlamda, gerçek anlamda yine bir beklemedi. Sadece size kendini göstermeye bir düşüncesi var. İş icraata geldiği zaman, ondan sağlamlık istediğiniz zaman yine bir bekleme enerjisinde. Evet. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi size belki de küçük de olsa zaten söyledim gelmek istiyor. Duygularında da var gelmek istemek. Size duygusunu söylemek istiyor, anlatmak istiyor. Belki acemi gibi de davranıyor olabilir ama size bir teklifle gelmek var gönlünde, ruhundan geçiyor. Aynı zamanda düşüncesinde de var zaten. Sizi seviyor mu? Evet, seviyor. Size bir haber göndermek istiyor. 17 Ocak haftasında ama aynı zamanda da bu kişinin belki sizden gelecek haberden sonra bir kırgınlığı söz konusu. Sanki bir şeyler bu kişinin istediği gibi gitmiyor gibi. Bu kişi de bu hafta içinde evet sevgi var, gitmek istiyor, teklif sunmak istiyor ama bir şekilde kırılacağı, bir şekilde üzüleceği, bir şekilde memnuniyetsizlik enerjisinde olabileceği bir hafta. Sanki haftanın sonuna doğru istediği gibi ilerlemediği için bir kırgınlık, bir küskünlük, bir kendi kabuğuna çekilme, kimseyle konuşmama gibi durumlar yaşayabilir aklınızdaki kişi. Sevgili dostlar, 17 Ocak haftası için konuşuyoruz bunları. Pekala, bize neler söylemek istiyor? Bize neler söylemek istermiş? Biz enerjisine baktık, düşüncesine baktık. Gelmek istiyor. Evet, duygusu var mı? Var. Ama duygu var ama olan duyguyu olduğu kadar göstermiyor. Küçük küçük geliyor ya da küçük şeyler yapıyor. Bu da sizi memnun etmiyor olabilir. Siz memnun olmadığınız için de karşı tarafı da mutlu edemiyorsunuz tabii ki. Bu sefer de aklınızdaki kişi memnuniyetsiz kalıyor. Diyor ki ben onun için yapıyorum ama görmüyor. Ama şöyle bir durum var. Kendinin küçük yaptığının farkında değil. Kendi
yaptığı her şeyde gözünde çok büyütüyor olabilir. Yani ben işte ne yapayım, seni sevdiğimi söyledim, daha ne yapacağım diyor olabilir bu kişi. Ama sizin beklentilerinizin yüksek olduğunun farkında değil. Bununla yetin diyor. Evet, ben seni seviyorum, daha ne, bunu her gün mü söyleyeceğim gibi. Yani bunu örnek verdim. Ya da işte sana olan duygumu, düşüncelerimi anlattım. Neden böyle yapıyorsun gibi davranabilir. Bundan dolayı da bir kırgınlık, bir küskünlük size karşı olabilir sevgili arkadaşlar. Peki ne söyleyecekmiş bize? Bir konuşturalım bakalım. Bir de konuşturalım bakalım neler söyleyecek. Yani kendinin yaptığı eylemler kendine göre çok büyük eylemler arkadaşlar. Öyle görürseniz, siz de ona göre alıp kabul ederseniz aslında sıkıntı çıkmayacak. Evet, yaptığı eylemler küçük bir eylem. Bu onun farkında değil. Yani ben kendine gitmişim, özür dilemişim ya da işte sevgimi sunmuşum, daha benden ne istiyor, ben daha fazlasını nasıl yapabilirim gibi düşünüyor olabilir. Yani o yaptığı şeyin çok büyük bir şey olduğunu hissediyor ve onun için de öyle. Siz de öyle kabul edin. Ha, bana işte haftalar sonra, aylar sonra gele gele geldi bunu söyledi gibi düşünmeyin. Öyle düşündüğünüz takdirde, karşı tarafa da bunları ilettiğiniz takdirde karşı taraf bu sefer geri çekiliyor. Geri çekilip ve beklemeye alıyor. Kendi de kırılıyor. Evet, bir bakalım ne söyleyecek bize. Aklım karışık, kalbim karışık dedi sevgili arkadaşlar. Aklımızdaki kişi. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum dedi. Olabilir. Olabilir. Ve hemen bir kart daha seçiyorum. Beni kendinden uzaklaştırma diyor. Biraz önce ne söylemiştim size? Siz böyle yaparsanız sizi, kendisini sizden uzaklaştırır, uzaklaşıyor. Sizden arkasını dönüyor. Sizi beklemeye alıyor demiştim. Burada da aynı kart çekti. Beni kendinden uzaklaştırma diyor sevgili arkadaşlar. Yani yaptıklarımı gör diyor. Evet, küçük bir şey yapıyor olabilir ama siz de bunları görün diyor. Ben hiçbir şey yapmıyor değilim diyor. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum. Alın. Biraz önce söylediğim şeyin aynısını kendi tekrar söyledi. Tek istediğim şey sensin. Sensiz mutsuzum. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi sevgili arkadaşlar. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Niyeyse çekmek geliyor. Bir türlü tatmin olamadım bunlardan. Seni kaybetmekten korkuyorum dedi sevgili arkadaşlar. Evet, daha ne desin? Sizi kaybetmekten korkuyor. Tek istediğinin siz olduğunu söylüyor. Aklı karışık, kalbi karışık. Burada zaten işte ikilem yaşadığını da söylemiştim. Beni kendinden uzaklaştırma diyor. Yani yaptıklarımı kabul et. Ben bu kadar yapabiliyorum diyor bir nevi size. Sevgili gönül dostları, sevgili canlar, sevgili arkadaşlar. Yani aklımızdaki kişinin anlık enerjisi, 17 Ocak haftası enerjisi bu şekilde. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.